Samsun Kuyumcular Odası Başkanı Salih Özman son günlerde basında çıkan veresiyeli altın satışı konusunda açıklamalarda bulundu. Özman, Samsun'da veresiyeli altın satışının eskiden olduğunu, şu andaki piyasalardaki durgunluk nedeniyle böyle bir durum olmadığını ifade etti. Samsun'da bizim kendi vilayetimizde şu veresiye altın verme işi söz konusu değil. Maalesef veresiye altın veremiyoruz. Evet, insanların eşinin, dostunun, tanıdıkları, yakın dostları, aile dostları, bunlar geçmişte veresiye altın verilmesi işlemi söz konusuydu. İşte kimisi altınlarını alır, düğünden sonra bir kısmını verir. Düğünden sonra da gelen takılan hediyeler kuyumcuya bozdurulmak suretiyle veresiye aldıkları altının dan kalan borçları da ödenirdi. Bu işleri daha sık yapabiliyorduk. Yurt dışında çalışan işçilerimiz alışveriş, düğün eksiklerini yapıyorlardı. Çocuklarını, torunlarını, akrabalarını evlendiriyorlar. Kuyumcudan aldıkları altın alışverişlerinin parasını da havale yoluyla yurt dışına gittiklerinde oradan havale, banka havalesi yoluyla kuyumcu esnafına gönderiyordu. Bunlar söz konusuydu. Ama bunlar daha eski zamanlarda söz konusuydu. İş sirkülasyonunun daha yoğun olduğu zamanlardaydı. Çünkü o zaman bir nakit girişi vardı. Sürekli olan dönen bir çark vardı. Bu çarkın içinde nakit o kadar hızlı dönüyordu ki bu veresiye verdiğimiz altınların eksikliği mağazalarımızda hissedilmiyordu hızlı hareketten dolayı. Fakat şimdi bakacak olursak işlerimiz son derece düştü. İş yoğunluğu yok. Veresiye verdiğimiz altınları yeni bir satışla, yeni giren nakitlerle doldurma imkanımız yok. Böyle imkan kalmadığı için bu bir güvensizlik söz konusu değil. Bir güvensizlikten dolayı veyahut da dolandırılacağımız korkusuyla değil. Tamamen işlerin olmaması, iş zayıflığı ve nakit akışının yeterli olmamasından dolayı veresiye satış yapamıyoruz. Biz Samsun'da durum böyle.